Edirne'de gençlerle tarihin izinde programı çerçevesinde Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde gençlerle buluşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar burada önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin sorularını yanıtlayan ve onlara tavsiyelerde bulunan Akar, savunma ve güvenlik konularında da değerlendirmeler yaptı. Güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini vurguladı. Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla bölgesinde ve dünyada etkin ve proaktif politikalar ortaya koyduğunu ifade eden Akar, savunma sanayi alanındaki gelişmelere de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşviki ve liderliğinde, savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını dile getiren Bakan Akar, yerli ve milli savunma sanayide cin şişeden çıktı, eskiden parasını verip alamadığımız şeyleri şimdi biz üretiyoruz diye konuştu. Yerli ve milli olarak tüm hafif silahları, helikopterleri, obüsleri, İHA, SİHA, TİHA'ları, gemileri yaptıklarını vurgulayan Akar, Bunları dost ve kardeş ülkelere ihraç da ediyoruz. Bu noktaya geldik. Bu seviyeyi daha da ileri götürmemiz gerekiyor. Geriye ne kaldı? Uçak kaldı, tank kaldı. Uçak da, tank da yapacağız. Çok şükür bunun için işçimiz de, altyapımız da, mühendisimiz de var. Bir tarafta vakıf şirketleri, üniversiteler, diğer tarafta özel şirketler, kamu. Bunlar tek yumruk olarak çalışıyor. Ülkemizin güvenliği, bekası, refahı bakımından Ordumuzun olmazsa olmazlarını yerli ve milli olarak karşılamak zorundayız. Bu bir lüks veya tercih değil, bir zorunluluk. Geleceğimiz, bekamız bakımından bunu yapmak zorundayız. İnşallah bunu da yapacağız ifadelerini kullandı. Programın sonunda gençlerle fotoğraf çektiren Bakan Akar, Edirne Balkan Tarihi Müzesi'ndeki program öncesi AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret etti.